abla, Sultan Polat 6 Ekim tarihinden beri kayıp olan kızını arıyor. Aynen. Evet ablam, arıyorum. Bulamıyoruz. Hiçbir öpücü bulamıyoruz. Hiçbir şey yok. Yani çok perişanım yani. Her gün hastanedeyim. Her gün hastanedeyim. Yani kızım, insan bir haber vermez mi ya? Ya insan bir haber vermez mi ya? Yani gitti yani. Öldüm mü? Yaşıyor mu? Bilmiyorum. Yani bir sevgilisi yoktu yani. Bilmiyorum, ben ne yapacağım bilmiyorum. İnan ki ölüyorum. Yani bir arkadaşı, flört ettiği, konuştuğu biri olmadığından? Birisi varmış yani, hayatında birisi varmış ama bir iki üç günmüş yani, bir haftaymış tanımış, ben bilmiyorum. Kimden öğrendin ama bunu? Çocuklar söylüyor, arkadaşlar söylüyor. Arkadaş, evet. Yavaş yavaş hepsi bilgi geliyor. Bir tane arkadaşı söylüyor. Anne Sultan teyze burada, kızı Gurbet Polat'ı arıyor. Çok görenler, kötü tanıyanlar, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Gurbet 17 yaşında. Asıl tesadüfe bakın ki salı günü birkaç gün sonra da tam 18 yaşına evet girmiş olacak Gurbet Polat. Evet. Son 6 Ekim tarihinde evden çıkmış. Ne diye çıktı evden? Anne, gidiyorum, doğum günümü kutlayacağım dedi. Evet. Arkadaşlar doğum günü hazırlığı yapıyorlar bana. Ben dedim kızım bak gitme dedim. Sen yorgunsun, işten gelmişsin. Dinlen dedim. Ne gereği var dışarı çıkıyorsun? Anne bak bana bir saat ver, geleceğim dedi. Gidiş o gidiş. 6'da ben aradım, dedim kızım bak sen dedin ki 6'da geleceğim. Niye gelmedin? Geliyorum anne diyor. Hep diyor geliyorum anne. Hep diyor geliyorum anne. Ne kadar telefonla bir tane Zeynep var yanında. Diyor anne onu da getireceğim senin yanına. Bekliyorum, bekledim, bekledim. Saat 7 oldu. Yine aradım, dedim Gurbet niye gelmiyorsun kızım? Bak abin baban gelmeden gel yani. Bizde ayıptır. Yani sen sürekli geziyorsun, ne gereği var? Gel eve, yorgunsun diye. Ondan sonra telefonu 7'de geliyorum dedi. Kapattı telefonu. Ben bir kafedeyim, oturuyorum anne dedi. Geliyorum dedi, telefonu kapattı. Bir daha da ulaşamadım. Bu Sultan Gazi'de. Evet. Lütfi bu yeni Burak'ın moda şeyler arkası var ya hani. Çok kötü. Gençlerin böyle toparlan hani normal kafeteryalar ama bir de ne diyorlar ona, ay hiç bilmiyorum ki. Orada doğum günü sürprizi yapacak evet, diye. Evet arkadaşlar. Çıkıyor 15.30'da. Aynen. Sen 6'dan itibaren kızınla iletişim halindesin. Evet 7'de de konuştum. 7'de de konuştum. 7'ye 10 geçe aradım. Telefonu kapattı. Kapalı. Zeynep'i de getireceğim dedi. Zeynep kim? Tanıyor musun? Zeynep ben tanımıyordum. O da bir gün kaybolmuştu. Onu bir gece getirdi bana. Dedi ki anne ben bu kaybolmuş dedi. Bende kalsın dedi bu gece. Ben de dedim ki ama yarın evine gidecek şartıyla dedim kalsın. Bir sene önce. Kalsın bu gece bizde. O gece bizde kaldı. Yarın gitti evine. Ben bilmiyorum evine mi gitti, nereye gitti. Bir sene sonra onu bulmuş, onunla konuşmuş. Anne bu diyor ki ben geleceğim sana. Annem beni bir gece evinde yatırdığı için ben geleceğim, onun elini öpeceğim diyerek ben bunun yanındayım, beraber sana geleceğiz. Sonra o Zeynep diyor ki, sonra dedi ki benim bir sevgilim geldi. Ben sevgilimin arabasına biniyorum, gidiyorum ve bu benim annemi tanıyor. Ben eve gideceğim. Anneme götürecek beni diyerek. Anneme gidiyorum diyor. Biniyor arabaya, bir daha gelmiyor. O kız da 10 dakika sonra arıyormuş. Telefonuna kapalı, ulaşılmıyor. Zeynep'in de telefonu kapalı. Yok Zeynep'in değil. Zeynep Gurbet'te arıyor. Gurbet eve mi gittin, nereye gittin diyerek eve gittin mi diye o Zeynep de ulaşamıyor. Sen Zeynep'le konuşuyor musun şu anda? Konuşuyorum evet. İletişim halindesin. Hı hı. Bazen kapatıyor telefonu, bazen açmıyor. Kim kapatıyor? Bazen meşgul ediyor o Zeynep. Allah Allah. Evet çok değişik şeyler oluyor yani. Arnavut gündemdir. İş arkadaşlarını tanıyor musunuz bilmiyorum. Kızınızın nerede çalıştığını biliyor musunuz? Benim kızım abisiyle dayısıyla çalışıyor. Ne iş yapıyorsunuz? Yabancı nerede? Bir yerde çalışmıyor. Ha? Konfeksiyonda Sultan Gazi'de mi o da? Evet. Nerede işiniz? Sultan Gazi'de 50. yıl mahallesinde. Peki siz böyle ablan yani pardon ablan diyorum kız kardeşinle hep sabahtan akşama kadar beraber misiniz? Evet. Dertleşir misiniz? Konuşur musunuz kız kardeşinle? Arada. Arada konuşuruz öyle. Yani mesela özel şeylerini, sıkıntılarını seninle paylaşır mı? Hayır. Ne olur. Kızım gel evine. Ne olur Gurbet gel eve. Artık gerçekten dayanamıyorum. Bu arada giderken kimliğini de evde bırakıyor. Gurbet ne olur Gurbet. Gel eve Gurbet. Kızım bana aşırı düşkündü ama 6 Ekim'de 15.30'da doğum gününe gidiyorum diye çıktı. En son saat 7'de telefonla konuştuk eve dön dedim.
7-10 geçe kızım telefonunu kapattı. Erkek arkadaşı hani... Vallahi ben bilmiyorum erkek arkadaşı var. Adı sana var mı biri bir isim? Hepsini gösterirdi bana. Birisiyle konuştuğu zaman da bana derdi anne ben onunla arkadaş gibiydim. Ya o nasıl bana haber vermez? Nasıl bana demez ki anne ben falan yerdeyim ben yaşıyorum peki, anne. Peki doğum günü sürpriz yapacak olan kişiler kimlerdi? O arkadaşlarını tanıyor musun? Beraber çalıştığı arkadaşlar. Hepiniz o gece o ya, gün kafede yalan miydiniz? Yalan söylemiş işte yalan söylemiş. Dükkandaki arkadaşlarıma soruyorum yok bilmiyoruz diyorlardı. Yalan hayır söylemiş. Oğlum o gün kafede öyle bir sürpriz yapılmış mı? Yoksa anneye yalan yok. Mı söylemiş? Anneme hiç yalan şey söylemiş. Evet. Hiçbir yani şey o gün öyle bir doğum gününde yapılmamış. İş sen... arkadaşlarıyla değil. Ama Zeynep'le birlikte olduğunu Zeynep teyit ettiğine göre Zeynep bu durumu en son gören evet. Kişi Zeynep. Evet. Zeynep bildiğini düşünüyorum. Zeynep Melek. Zeynep Melek kuzenler. Kimle? Zeynep'le Melek birbirin kuzeniler. Kuzenler. Kuzen nedir? Teyze çocukları, tamam. Hala çocukları. Ondan sonra o Zeynep de biliyor. O Melek de gurbetin en yakın arkadaşı. Melek gurbetin en yakın arkadaşı? En yakın arkadaşı. Yani Melek gurbetin her şeyini biliyor sıfırdan. Sen Melek'in ailesini tanıyor musun? Tanıyoruz. Biz ailece abi kardeş gibiyiz, komşuyuz. Ama bize doğru söylemiyor. Zeynep'in ailesini tanıyor musun? Zeynep de o Zeynep'in annesinin ailesini tanımıyorum. Zeynep sadece bir gece evde kaçmış. Gurbet getirmiş benim evime. Yatmış o gece evde. Tabii ben vicdanla atmadım dışarı. Yani gece 9-10. İşte bak. Nasıl atayım yani? Şimdi bir sene önce evden kaçıp evde hani siz onu tabii ki hani barındırıyorsunuz. Orada evet. Kalsın diyorsunuz ama öyle bir durumda. Ben dedim ki annenin telefonu. Yapılacak en doğru hareket polise haber vermek aslında. Ya telefonu bana belki önce de demedi anda, zaten. O da Zeynep'in annesinin evinde. O da ha. Evden kaçtı diye bakıyor. Bak ben dedim. Telefonu polise haber vereceğim. Telefon dedi sonra dedi ki vallahi ben kaçmamışım dedi. Şu Zeynep'in numarasını bıraktı sonradan ben kaçmışım gibi yani. Sonradan Zeynep'in numarası dedi. Nerede? Hüseyin'de vardı. Hüseyin o Zeynep'in numarasını şu anda arıyorlar. Bir de Melek varmış en yakın arkadaşlarından biri. Evet. Melek'le konuştun mu? Melek'le her gün gidiyorum yanına. Melek bana söyle diyorum yani nereye gidiyordunuz? Yani gurbet evde çıkınca Melek'i beraber gidiyormuş. Hep Melek'le beraber. Hep arkadaşlar, komşular, benim arkadaşlarım diyor ki Melek'le gurbet falan kafedeydi. Falan parktaydı. İşte nedir? Bulunduğunuz bölgede Karadeniz Mahallesi'nde, işte Küçükköy'de, işte Gazi'de. Yani gurbet ben çalışıyorum ya ben dedim biraz rahatsızdı bademcikleri şişmişti. Dedim kızım sen dedim bir hafta dinlen evde çalışma dedim ben çalışıyorum zaten dedim. Sen biraz dinlen dedim. Yani bir iki hafta evde çalıştı dinlenmiş. Hep o Melek aramış gurbetle gezmiş. Melek aramış gurbetle gezmiş. Gurbet aramış Melek'i almış gitmiş yani beraber. Her şey hep beraber yapmışlar. Her şey beraber ama Melek söylemiyor ya, bana. Teyzeciğim işte gurbetin... Ben şu anda neyin üzerine gidiyorum biliyor musun? Hani 18 yaşını dolduracak belki bir arkadaşı vardır. Onunla beraber ama o Melek bir biliyor. Macera gibi. Hani daha kötüsünü şu anda düşünmek istemiyorum. Vallahi ben düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ben diyorum yani benim kızım bana hiç dayanamaz biliyor musun? Hiç dayanamaz. Benim kızım nerede olursa olsun eğer bir telefon elindeyse... O benim kızım telefonu kapalı olurdu beni arardı derdik ki başkasının telefonu abi sizin telefonunuzu alabilir miyim anneme haber vermek lazım. Hemen bana haber verirdi. Ama gurbet 6 gündür bugün ablacığım, 7 bir şey gündür. Soracağım. Bu çocuk bunu zorunlu mu yapardı yoksa siz ona mecbur mu bırakmıştınız? Yani kesinlikle. Sürekli haber verme olayını. Bak kesinlikle. Benim oğlum cumartesi günü işi paydos ediyorlar kardeşini alıp beraber gidiyor kanatçıya kardeşine yemek yediriyor. Düşünebilir misin? Her biri harçlık 100 lira 50 lira harçlık almışlar. Abisi alıyor gidiyor diyor ki kardeşimle beraber kafe yemek yiyelim. Bazen bu çocukların üzerine kesinlikle bizde öyle bir şey yok. Bir günde çocuk diyor ki öf yeter ya kimseye hesap vermeyeceğim. Hani sürekli de zırt pırt haber veriyor olmak da aslında çok da iyi bir şey değil. Ben geliyorum anne saat 5'te evdeyim. Bir daha 10 kere... Yani konuşmaya gerek var ben mı? Ben konuştum ama ben gel dedim gitme. Ama ben korkuyorum ondan. Çünkü kimden bundan önce de birkaç kere kaçmıştı. Tamam. Yani birkaç kere kaçmıştı. Çünkü kötü arkadaşlarla arkadaş oluyor. Arkadaş seçemiyor. Anlatabiliyor muyum? Kötü arkadaş yani, derken? Yani iyi arkadaş da değil. Ya içki içiyor ya gidiyor bir yere gidiyor. Yani ben istemiyorum anlatabiliyor muyum?
Anladım. Ben onu arkadaşlarına arkadaş seçemiyor. O yüzden ben diyorum ki yani ararım, saat başında ararım, bir yarım saat sonra ararım. Kızım neredesin, gelmiyor musun? Geliyorum anne. Ama gündüz bu kız işte ne zaman gidiyor bu kötü arkadaş dediğiniz kişilerin yanına? Cumartesi her zaman değil işte, her zaman gitmiyor. Öyle böyle gittiği zaman artık gidiyor. Ne zaman? Her zaman çıkmıyor zaten. Ne zaman kaçmıştı evden? Geçen hafta cumartesi günü. Öğlen hayır, sonra. Bir önceki kaçtı. Bir önceki küçüktü, 2 sene önce. Gidiyordu böyle... Neye mesela, gidiyordu mesela? Keyfi gezmeye mi gidiyor? Gezmeye. Arkadaşlar işte evde kaçanlarla dolaşıyor. Yani bir tane buluyor. Bir grup mu var? Ben bilmiyorum. Demek ki o buluyor ablacığım. Ben nereden ediniyor bu arkadaşları? Sosyal medyadan mı? Sosyal medyada görüyor. Mi? Sosyal medyada görüyor. Kaç kere telefon aldım. Çok üzülüyordu. Çok ağlıyordu. Babası ağlıyor. Abisi ağlıyor. Ben de dayanamıyorum. Diyorum yani telefonunu verin. Gidiyor bak hala ben ulaşamıyorum. Bir yere gidiyor ulaşamıyorum. O bana ulaşamıyor. Telefonunu geri veriyordum. Yani baskın gibi geliyor ona, anladın mı? Aşırı bir baskıcı. Ben o yüzden istemiyordum. Yani ben baskın hiç itmemişim kızıma. Gerçekten gelsin bana desin ki anne sen beni böyle yaptın. Yani bu bugünlerde ben diyordum. Daha önceki kaçışlarında polise şikayette bulundunuz mu? İhbarda bulundunuz mu? Her gittiğinde gidiyordum. Zaten ben bir saat duymasam sesini ben çok korkuyorum. Panik yapıyorum yani. Ben korkuyorum kaçtım mı geri diye. Korkuyorum yani. Bu arada ekran başındaki seyircilerime, annelere özellikle. Yani lütfen. Yani buradaki hanımefendi kızı kaçmış ve çok da hani... Yaşayan bir örnek olarak karşımızda çocuklarınızın kaçta eve geldiğinle değil, çocuklarınızın gerçekten iyi arkadaş seçimleri yaptığı, ayaklarının üzerinde durduğu, sağlıklı kararlar alabildiği, doğruyu ve yanlışı ayırt edebildiği bireyler olmasına özen gösterin. Yapamıyor. O doğru yanlışı yapamıyor. Çocuklara baskı yaptıkça, çocukları sıkıştırdıkça ilk böyle hataya sürükleyecek o parlaklığı gösteren kişinin peşinden koşuyorlar. Maalesef gurbet, bak yaşayan örnek. Gurbet cazip geliyor çünkü bir tarafta baskı var. Diğer tarafta da o yanlışı doğruymuş gibi gösteren tabii imrendiği bir hayat var. Üzenti halbuki var. Serbest bıraksanız çocukları. Çok üzenti. O özgürlüğün içerisinde diyecek ki zaten benim şartlarım o kadar iyi ki ben böyle bir şey yaparsam ailemi üzerim. Ailemi kırarım. Sultan'ın tabii kaçma olgusu birkaç kez olduğu için sormak durumundayız. Aile içinde şiddet var mıydı? Yani yemin ediyorum sana hiç kimse şiddet yapmıyordu ki tabii ki evde kaçıyor mesela. Senin de evladın evde kaçtığı zaman geldiği zaman mutlaka ki kızıyorsun biraz korkutuyorsun. Yani niye gidiyorsun kızım? Lütfen beni yanlış anlamayın. Kimse de para istemesin. İşe gidiyorlar. Sabah kimse de kimsenin eline bakmasınlar. Ben onları çok farklı büyüttüm yani. Yoksuzum ama çocuklarıma hiç yoksuzluk göstermedim. Göstermemeye çalıştım. Ayakta kaldım. Bu arada Zeynep tam bir açıklama geldi. Niye bana böyle Zeynep yaptı? Hanım, Gurbet Polat'ın şu anda 17 yaşında olan Gurbet'in yakın arkadaşı yayına bağlanmasını rica ediyorum ama açıklaması şu. Cumartesi günü benim yanımdan sevgilime gidiyorum deyip ayrıldı. Aynen. Ve Zeynep yayına bağlanmıyormuş. Bu 6 Ekim tarihi ne zamana denk geliyor? 9 Cumartesi gününe denk geliyor, evet. Değil mi?